Öğretim görevlisi Doktor Dilruba Kürüm Yapıcıoğlu. Öğretmen adaylarının eleştirel düşünme becerileri, karşılaştırmalı eğitim, program değerlendirme ve yüksek öğretimde öğretimsel gelişim alanlarında yayınlar yapan Kürüm, halen Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri bölümünde lisans ve lisansüstü düzeyde ders vermektedir. Profesör Doktor Tuğba Yanpar Yelken. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesini 1990 yılında bitiren ve aynı üniversiteye o yıl asistan olarak giren Tuğba Yanpar Yelken, 1992'de yüksek lisansını, 1997'de de doktorasını tamamladı. Merhaba sayın seyirciler. Eğitimcileri ağırladığımız bu programda bugün yaşam boyu öğrenme konusunu konuşacağız. Konuğumuz Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Sayın Tuğba Yanpar Yelken. Hocam hoş geldiniz öncelikle olarak. Merhabalar. Şimdi yaşam boyu öğrenme çok sık duyduğumuz son yıllarda özellikle eğitim sisteminin her basamağında, ilk öğretimde, orta öğretimde ve yüksek öğretimde çok sık tartışılan konulardan biri oldu. Bugün bu konuyla ilgili olarak özellikle yaşam boyu öğrenme ile ilgili yapılan çalışmalarla birlikte günümüzde yaşam boyu öğrenen bireyin özellikleri üzerinde durmak istiyorum sizlerle. Bu konuda yaptığınız çalışmaları biliyorum. Üniversitenizde de yaşam boyu öğrenme adına çeşitli etkinlikler de düzenliyorsunuz. Bunlara geçmeden önce öncelikli olarak bu kavramı biraz açacak olursak sizce yaşam boyu öğrenme nedir? Evet, çok teşekkür ediyorum. Şimdi yaşam boyu öğrenme artık günümüzün vazgeçilmez bir kavramı. Çünkü normal örgün eğitimde yapılan eğitim sonucunda edinilen yaşantılar yetmiyor. Hayat içerisinde sürekli kendimizi yenilememiz gerekiyor. Bilgi hızla katlanıyor. Yani sürekli bir şekilde değişim söz konusu. Bu nedenle de muhakkak yaşam içerisinde doğumdan ölünceye kadar kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Yaşam boyu öğrenmeye ben aslında kısaca gelişim diyorum. Gelişim, değişim, kendini yenilemek bir başka deyişle normal eğitim dışında her yerde yapılan eğitim. Örneğin işte kafeteryada, örneğin sokakta, otobüste her yerde yani yaşam içerisinde kendiliğinden olan eğitim. Bu yetişkin eğitimini de kapsıyor ama aslında sadece yetişkin eğitimi değil. Normal örgün eğitim sırasında da yaşam boyu öğrenmeye özgü şeyler yapılabilir. Müzikti, sanattı, işte bir takım sertifikalar kazanmaktı ki artık bunlar günümüzün vazgeçilmez kavramı. O yüzden yaşam boyu eğitimi şöyle tanımlayabiliriz kısaca. Yaşam içerisinde normal eğitim dışında yapılan her tür eğitim diyebiliriz. Bu şekilde tanımlayabiliriz diye düşünüyorum. Ama eğitim sistemi içerisinde de, örgün eğitim içerisinde de bu gerçekleşebilen bir öğrenme biçimi diyebiliyoruz. Tabii ki. Örgün eğitim zaten bunu en güzel yönlendiren faktör. En azından yaşam boyu öğrenme becerilerinin kazanılması örgün eğitim içerisinde oluyor. Ki bu beceriler artık çağımızda vazgeçilmez. Beceriler, yaşam boyu öğrenme becerileri. Evet hocam, bunu da özellikle bu kavramla beraber çok sık kullanmaya başladık. Yaşam boyu öğrenme becerileri. Bu noktada yaşam boyu öğrenme becerileri nedir? Ya da şöyle soralım, yaşam boyu öğrenen bir bireyin özellikleri nelerdir? Ne tür becerilere sahiptir? Bunlardan biraz bahseder misiniz? Tabii ki, günümüzde artık yeterliğe dayalı öğrenme söz konusu. Ve beceri ağırlıklı öğrenme söz konusu. Beceriler dediğimizde neler olabilir yaşam boyu öğrenme becerileri? Her şeyden önce dili etkili kullanmak, ana dilimizi etkili kullanmak. Ana dilimizden başlıyor. Yani sahip olduğumuz dili etkin ve verimli bir şekilde kullanmak, zengin kelime hazinesi, araştırma yapabilmek, inceleme yapabilmek ve okuduğumuzu anlayabilmek. Bunu da yaşamımıza mal edebilmek çok önemli. Ana dil yeterliği yanında bir diğer önemli faktör yabancı dil artık. Uluslararasılaşma anlamında ve hayatı tecrübe edebilmek anlamında diğer önemli faktörlerden biri de yabancı dil ya da dillere hakim olabilmek, onlara sahip olabilmek. Çünkü dünyaya ulaşmak zorundayız artık. Hani bulunduğumuz çevreyle sınırlı kalamayız. Bunun da yolu tabii ki dil bilmekten geçiyor. Hem ana dili etkin kullanmak hem yabancı dili. Bunun yanında günümüzde en önemli becerilerden birisi dijital yeterliktir. Yani dijital yeterlik dediğimiz kavram da bilgi ve iletişim teknolojilerini üst düzeyde kullanabilmek. Özellikle teknolojinin getirdiği bu bilgisayara dayalı, internete dayalı bu tür teknoloji en üst düzeyde kullanabilme teknolojilere sahip olmamız ve üst düzeyde kullanabilmemiz gerekiyor. Bu bence çok önemli. Bir başka şey, bu becerilere sahip olmak da yetmiyor. Girişimcilik becerisine sahip olmak lazım. Yani bunları
yeni yaratıcılıklarla ve inovasyon becerilerini becerileriyle birleştirerek hayata katmak gerekiyor. Biliyorsunuz inovasyon da çok önemli bir kavram. Evet. Yenilikçilik dediğimiz ve bu yaratıcılıkla da çok yakından alakalı. Dolayısıyla yenilikçilik ve yaratıcılık birleştiğinde zaten girişimcilik ortaya çıkıyor. Ve günümüzde baktığımızda yaşam boyu öğrenme becerisine sahip olmanın bir yolu bu. Ne kadar yaratıcı ve yenilikçiyseniz daha kolay yaşama adapte olabiliyorsunuz. Ve çok güzel sertifikalarla çok yeni işler yapabiliyorsunuz. İletişimler kurabiliyorsunuz. Bu anlamda dijital yeterlilik de çok önemli ve girişimcilik de çok önemli. Hepsi birbirini bütünleyen kavramlar. Bir başka şey de sosyal olmak gerekiyor. Artık girişkenlik, sosyallik bunlar çok önemli beceriler. Kişiler arası, uluslararası bu tür bilince sahip olmak ve diyalogları arttırabilmek gerekiyor. Çünkü tek başına yapılabilecek bir şey değil artık yaşam boyu öğrenme. Dolayısıyla özellikle sosyal etkileşim becerileri çok önemli. Hani güler yüzlü olmak, işbirliği içerisinde olmak, bir takım değerlere sahip olmak, işte çalışmaydı, dürüstlüktü, işbirliğiydi. Bunlar da gerçekten çok önemli diye düşünüyorum. Şu anda aklıma gelenler bunlar ama bu becerilerin hepsinin birlikte olması, sentezlenmesi tabii ki çok önemli. Yani kısaca bireyin yaşama uyumunu sağlayabilecek aslında özellikleri içeren bir beceri ya da bir kavram olarak söyleyebiliriz değil mi hocam? Kesinlikle ve kendiliğinden geliyor. Yani yaşam boyu öğrenme dediğimiz şey kendiliğinden hem örgün eğitimle birlikte hem hayatın içerisinde kendiliğinden geliyor. Mesela bu Avrupa Birliği'nin çok önemli bir teması. Son 10 yılda yaşam boyu öğrenme biliyorsunuz. Evet. Lifelong learning çok önemli bir tema haline geldi. Ve bu programlar var. Programlar var. Yüksek öğretimde özellikle çok önemli biliyorsunuz. Bologna süreciyle birlikte Türkiye'deki üniversitelerde ve Avrupa'daki üniversitelerde en önemli temalardan biri yaşam boyu öğrenme. Ve ilk bu tema Prag bildirgesinde 2001 yılında dile getiriliyor. Bologna süreciyle birlikte hani o 98'li 99'lu yıllarda başlayan süreçle birlikte hemen akabinde 2000'li yılların başında yaşam boyu öğrenme teması bahsediliyor. Eskiden yaşam boyu eğitim diye geçiyordu ama artık öğrenme diye çünkü birey ön planda. Birey ön planda olduğu için de bireyin öğrenmesi ön planda olduğu için de yaşam boyu öğrenme şeklinde kavram değişti. Evet. Öyle aslında hocam biraz sonra tekrar bu konu üzerinde durmak istiyorum. Özellikle Türkiye'de yüksek öğretim alanında yaşam boyu öğrenmeye dönük gerçekleştirilen çalışmalar ve sizin de bu konuda kurumunuzda yaptığınız çalışmalar üzerinde de durmak istiyorum. Evet. Ama ondan önce bu beceriler ve bireyin yaşama uyumu için gerekli ve kavramına ilişkin açıklamalarda bunun son derece önemli olduğunu gösteriyor. Peki bu beceriler, yaşam boyu öğrenme becerileri nasıl kazandırılabilir? Evet, şimdi bu çok güzel bir soru. Şimdi bu becerilerin kazandırılması tabii ki bir süreci gerektiriyor. Ve en önemlisi de uygulama gerektiriyor. Çünkü bu becerileri kazandırmak teorik bilgilerle yeterli olamaz. Muhakkak uygulamalı bilgiler gerekiyor. Örneğin bir dijital yeterliği ele alalım. Bunun kazanılması çok küçük yaştan başlayarak artık günümüzde ki çocuklarımızı görüyoruz çok ileri teknolojilere çok kısa sürede adapte olabiliyorlar. Fakat yönlendirilmeleri gerekiyor bu çocuklarımızın. Yönlendirme çok önemli. En önemli özellik uygulamalı eğitim vermemiz gerekiyor. Peki sosyal beceriler nasıl kazandırılabilir? Evet. Sosyal ortamları oluşturmamız gerekiyor. Girişimcilik nasıl kazandırılabilir? Proje üretmeleri gerekiyor çocukların. Yani derslerde, uygulamalarda yaşama dair bir takım projeler üretmeleri, bir takım tasarımlar geliştirilmesi gerekiyor. Örneğin işte inovasyona dayalı bir takım projeler üretmeleri. Yani yeni bir şey nasıl ortaya koyabiliyor ya da var olan bir ürünü nasıl farklı gösterebiliyor? Bu şekilde proje temelli, uygulamaya dayalı, aktif ve işbirliğine dayalı bir eğitimin olması gerekiyor. Burada tabii okullara büyük rol düşüyor. Hem öğretmenlerin hizmet içi eğitimin çok iyi yapılması gerekiyor. Hem öğretim üyelerinin aynı şekilde çok iyi hizmet içi eğitimden geçmeleri gerekiyor. Bir kişi alanında çok iyi olabilir eğitimci olarak. Ama alanda iyi olmak yanında bu işin öğretme becerileri, ve aktif öğretme becerileri hele ki yaşam boyu öğrenmeyi kazandırmak anlamında çok donanımlı olmak gerekiyor. Bakıyorsunuz bazen alanda çok iyi bir öğretim üyesi ama derse geldiğinde eğer etkileşimli bir ortam sağlayamıyorsa hiçbir verim alınamıyor. Ve ondan sonra yetişen kişiler diyelim ki bir mühendis uygulamalı bir eğitim almıyorsa yaşam boyu öğrenmeye adapte olamıyor. Mezun olduktan sonra kendisini nasıl geliştireceğini bilemiyor. Az önce atladığım en önemli yaşam boyu öğrenme becerilerinden birisi de öğrenmeyi öğrenme. Şimdi aklıma geldi.
öğrenmeyi öğrenme becerisine sahip olmamız. Yani evet. Balık tutmayı bilmemiz gerekiyor. Balık nasıl tutulur? Bunun becerisine sahip olmamız gerekiyor. Öğrenmeyi öğrenmeyi bildiğimiz zaman zaten her şey kendiliğinden gelecek. Dolayısıyla bizim eğitim kurumlarımızda yapmamız gereken en önemli işlerden biri öğrenmeyi öğrenme becerisini kazandırmak. Bunu kazandırırsak diğer becerilerinde ben kendiliğinden geleceğine inanıyorum. Uygulamalı bir eğitim ve öğrenmeyi öğrenme. Hı hı. Bu şekilde söyleyebilirim. O zaman öğrenmeyi öğrenme bir şemsiye kavram olarak kabul edebiliriz. Edebiliriz. Bunun altında da diğer az önce saydığımız bütün yeterlikler, işte sosyal ilişkiler olsun, hem kültür yani kişiler arası hem kültürler arası yani ülkeler arası ilişkiler olsun. Bunlar rahatlıkla sağlanabilir. Dil yeterliği de böylece gelişebilir. Öğrenmeyi öğrendikten sonra bir kişi örneğin yabancı dil öğrenmesi ihtiyacı hissediyorsa ve buna karşı motivasyonu yüksekse, öğrenmeyi öğrenme becerisine de sahipse öğrenebilir diye düşünüyorum. O zaman hocam bu açıklamalarınızdan hep deriz ya her şeyin başı eğitim. Evet. Sanırım çok yeterli değil herhalde. Evet, her şeyin başı eğitim ama eğitimin bunu verebilmesi için iyi yapılandırılması, eğitim programlarının buna dönük olarak düzenlenmesi ve tabii en önemlisi bu programların uygulayıcısı olan öğretmenlerin, bahsettiğiniz gibi öğretim elemanlarının buna dönük olarak yetiştirilmesi gerekecek. Evet. Zor bir süreç değil, uzun evet. bir süreç evet. ama bilinçli bir çabayı gerektiren bir herhalde kazanım süreci olarak adlandırabiliriz değil tabii mi hocam? Tabii ki, tabii ki. Şimdi hocam az önce de bahsetmiştiniz yüksek öğretimde özellikle son yıllarda yaşam boyu öğrenmeyi çok duyduk. Avrupa Birliği süreci içerisinde de buna dönük çalışmaların tabii yapıldığını ki. Da biliyoruz. Tabii ilk öğretim ve orta öğretim kurumlarında da geçerli bu çalışmalar ama özellikle siz yüksek öğretim kurumunda çalışan bir öğretim üyesi olarak bu konuda neler yapılıyor? Biraz da kendi üniversitenizde yapılan çalışmalar hakkında tabii ki. Örneklendirerek bilgi verebilir misiniz? Tabii ki bu Avrupa Birliği'ne uyum sürecinde temel tema olan yaşam boyu öğrenmeden dolayı biz de Mars Üniversitesi olarak bu konuya çok ciddi bir şekilde eğiliyoruz. Önceden örneğin sürekli eğitim merkezleri çok aktif değilken son yıllarda sürekli eğitim merkezimize çok önem vermeye başladık. Bunun tanıtımları ama öncelikle kendi içimizden başladık. Ne yaptık? Ben sürekli eğitim merkezi müdürlüğü görevinde de bulundum dekanlık görevinden önce. Burada ne yaptık? Öncelikle kendi eğiticilerimizi eğittik. Yani eğiticilerin eğitimini yaptık. Çünkü eğiticilerimizi bu çağdaş yaklaşımlar, yöntemler, yani öğrencilerin öğrenmeyi öğrenme becerilerini kazanabilmeleri için öğretim üyelerimiz hangi yöntem ve teknikleri kullanabilirler, nasıl daha iyi ölçme değerlendirme yapabilirler, ne tür öğretim materyalleri kullanabilirler, işte bu bilgi ve iletişim teknolojileri özellikle bunların kullanılmasına özgü bir takım dersler, neler yapılabilir, bu şekilde detaylı bir eğitimden geçirdik, eğitici eğitimi verdik. Önce kendi içimizden başladık. Bunun yanında yine kendi üniversite öğrencilerimize yönelik ve halka yönelik, istihdama yönelik kurslardı. Bir kısmı kişisel gelişime yönelik ki yaşam boyu öğrenmede en önemli özelliklerden bir tanesi kişisel gelişimdir. Bunun yanında mesleki gelişim. Çünkü mesleğimizde başladığımız yerde kalamayız. Artık çok hızlı bir şekilde ilerleme olması gerekiyor. O yüzden mesleki gelişim de nasıl sağlanır? Kariyer geliştirme nasıl sağlanır? Bu şekilde ve hizmet içi ve hizmet öncesi eğitim şeklinde bir takım eğitimler düzenledik. Hatta halka yönelik etkinlikler düzenledik. Örneğin köylülere yönelik bile eğitimler düzenledik. Diyelim ki işte tarım ilaçlarının insan sağlığı üzerine etkileri nelerdir? Ya da işte bu elektromanyetik alanların insan ve canlı sistemleri üzerine etkileri nelerdir gibi. Bu tür konularda da eğitimler yani güncel ve popüler ya da işte genetiği değiştirmiş gıdalar. Peki bu gıdalarla ilgili neler yapılabilir? Bunun yanında sertifikalar örneğin işte beceri kazanmaya yönelik ya da meslek edinmeye yönelik bir takım sertifikalı programlar yaptık. Hem kendi öğrencilerimize yönelik hem topluma yönelik, toplumun her kesimine yönelik her türlü yapılan etkinlikleri kapsıyor. Seminer hatta sosyal faaliyetlere kadar. Örneğin bir defa yaptığımız sosyal faaliyeti anlatayım. Yaşlılar haftasında yaşlılara yönelik örneğin bir etkinlik düzenlemiştik. Onları üniversitemize çağırdık. Üniversiteyle onların kaynaşmasını sağladık. Bütün Mersin'deki işte huzur evleri, yaşlı bakım merkezleri ve benzeri bütün hepsiyle iletişim kurarak ve onları üniversitemize davet ederek üniversitemizin en büyük konferans salonunda bu tarz bir eğitimi gerçekleştirdik. Bu çok önemli. Avrupa Birliği'nin de çok önemli bir teması. Bu anlamda biz projelere de önem veriyoruz. Yaşam boyu öğrenmeyi hedefleyen. Örneğin Grundtvig projeleri yaptık. İşte bir takım yine yaşam boyu öğrenme, işte bilgi görgü artırıcı, Leonardo da Vinci projeleri örneğin. Mesleki gelişimle ilgili bir takım projeler yaptık.
İşte bunların bir kısmı hizmet içi eğitimle ilgiliydi. Bir örnek vermek gerekirse Yapı İşleri Daire Başkanlığı örnek vereyim. Orada çalışan kişiler, hani sadece akademik anlamda değil, idari anlamda da yapıldı bu projeler. Yurt dışında diyelim ki izolasyonla ilgili çok yeni bir takım teknolojiler konusunda eğitim aldılar. Ya da yurt dışından bize gelenler oluyor yine bu projeler kapsamında. Bir şekilde karşılıklı bilgi görgü arttırma söz konusu ve bu Avrupa Birliği projelerine çok önem veriyoruz. Bunu söyleyebilirim. Hocam, yüksek öğretimdeki çalışmalardan bahsettik, özellikle kendi kurumunuzdaki çalışmalar ama bir başka açıdan da şunu da öğrenmek istiyorum. Üniversitedeki öğrencilerimiz için bu konuda neler önerirsiniz? Yani gençlerimizin yaşam boyu öğrenen bireyler olma adına kendilerine düşen sorumlulukları sizce nelerdir? Evet, yani balık tutmayı nasıl öğrenebilirler, evet, değil mi? Evet. Şimdiye kadar hep şeyi söyledik, hani eğitim olarak neler yapılabilir, kurumlar olarak. Tabii ki kişilere de büyük görevler düşüyor. Öğrenmeyi, öğrenme becerisini kazandıkları zaman da neler yapabilirler? Bu çok önemli. Ben şunu öneriyorum gençlerimize, sertifika almaktan korkmasınlar. Bol bol sertifika alsınlar. Örneğin Avrupa'da bir ülkeye gittiğimde şunu gözlemiştim ben. Üniversite öğrencilerinin özgeçmişlerinde, daha henüz işe başlamadan önce mesleğe atılırken, özgeçmişlerinde sertifikalarla dolu bir dosya gördüm. Bir örnek olarak bunu görme şansım oldu. Çok değişik alanlarda sertifikaları vardı. Müzik, ne bileyim, kendi alanına yakın alanlar. Örneğin bir web tasarımcılığı sertifikası ve benzeri gibi. Diyelim ki mühendis olmuş kişi ama web tasarımcılığı sertifikası var. Bunun yanında müzikle ilgili sertifikaları var. Hatta musluk tamir etme sertifikası bile gördüm. Ve dedim ki bunu niye aldınız? Hocam gerekiyor, hayatta gerekiyor her zaman. Bazen işte yakınlarımız için, bazen kendimiz için diye söylemişlerdi. Ben gençlere bunu öneriyorum. Yani bol bol sertifika alsınlar, kendilerini geliştirmekten çekinmesinler. Çünkü ne kadar çok sertifika alırlarsa hayatta daha mutlu olurlar, daha çok zevk alırlar. Çünkü pek çok şeyi başarabilmiş olacaklar o zaman. Hani maaşımı alırım, keyfime bakarım gibi düşünmemeleri adına kendilerini çok iyi yetiştirmeleri gerekiyor. Hem mesleğe hazırlanırken hem meslek sonrasında başarılı olmalarının en önemli yolu bu diye düşünüyorum. Teknolojiyi en üst düzeyde kullanmaları gerekiyor. Bu da öğrenilebilecek bir şey. Hani doğuştan gelen bir şey değil ki, çok rahat kazanılabilir. Bu doğrultuda hem eğitim almaları hem kendi kendine öğrenmeleri. Çünkü kendiliğinden öğrenme de çok önemli. Bunu başarabilirler diye düşünüyorum. Yabancı dil öğrenme de önemli ama en önemlisi ana dilimizi etkin kullanmak, evet, gerekiyor. Bu konuda da bence kendilerini yetiştirmeliler. Gerekiyorsa eğitim de almaktan çekinmemeliler. Çünkü biz ana dilimizi her şeyden önce çok düzgün bir şekilde kullanmalıyız ve sağlıklı iletişim kurmalıyız diye düşünüyorum. İletişim de çok önemli. İletişim için gereken bütün bu araçlara da sahip olmak için kişi gerekeni yapmalı diye düşünüyorum. Şimdi özellikle sertifikalanmaktan korkmasınlar dediniz. Evet, sertifika alsınlar. Kesinlikle. Kişisel gelişimleriyle ilgili, alanlarıyla ilgili. Peki hocam, son olarak şunu da sormak istiyorum. Bu konuyla ilgili düzenlenen eğitimler açısından ne düşünüyorsunuz? Yani gençlerimizin bu eğitimleri, bu sertifikaları alabilecek olanakları var mı? Tabii ki. Şöyle bir şey var. Genelde üniversitelerde yapılan bu eğitimlerin ücretleri uygun fiyatta oluyor. Özellikle öğrencilere. Diyelim ki bizim Mars Üniversitesi'nden örnek vereyim. Yabancı dil eğitimi verdiğimizde biz bu eğitimleri öğrencilerimize daha uygun fiyata yapıyoruz. Hani dışarıdan gelenlere bir miktar daha yüksekken kendi öğrencilerimize daha uygun koşullarla, yani öğrenci olanlar için bütün üniversitelerde Türkiye'de bu imkanlar var. Yani ucuz bunların fiyatı, pahalı değil. Yeter ki öğrencilerimiz almak istesin. Dışarıda bir kurumdan almaya kalksalar tabii ki pahalı olur. Bu konuda biliyorsunuz çok sayıda özel şirketler var. Bir takım işte yerler kurulmuş, kurumlar kurulmuş. Fakat üniversiteler biraz daha uygun fiyata veriyor. O yüzden gençlerin biraz takipçi olması gerektiğini düşünüyorum. Ve bunu rahatlıkla yapabilirler, evet. Ve siz bu çalışmalarla aynı zamanda üniversitelerin en önemli işlevini de yerine getirmiş oluyorsunuz. Topluma hizmet etmek. Hizmet bu son tabii derece ki güzel bir şey tabii ki. Tabii ki. Hocam, genel olarak bakacak olursak, evet, yaşam boyu öğrenme artık günümüz toplumunda önemli bir kavram. Evet. Ve bireylerin bu becerilere sahip olması, bu gelişen koşullara uyum sağlayabilmelerinde belki de en önemli koşulu diyebiliyoruz. Kesinlikle. Ve anlattıklarınızdan da özellikle yüksek öğretimde yapılan çalışmalarda da bu konuda önemli ilerlemeler kaydedildiğini gösteriyor. Özellikle kurumunuzdaki çalışmalarla da yelpazeyi genişleterek, evet, halka yönelmiş olmanızda bu konuda belki örnek
örnek gösterilebilecek çalışmalardan. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ediyoruz. Yaşam boyu öğrenme konusunu irdelediğimiz bu programda konuğumuz Profesör Doktor Sayın Tuğba Yanpar Yelken'e bir kez daha teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.